Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yukarıda hazırladığım üzere 10-15 şirkette pay alım pay satımlarını inceleyeceğiz. Patron alımı, patron satımları ya da bunların şirket yöneticileri, şirket CEO'larının alımlarını, satımlarını veya bir başkası da hisse senedi yatırımcılarının alımlarını ve satımlarını göreceğiz. Ve bu şekilde şirketler üzerinde alım baskısı mı yoğun, satım baskısı mı yoğun bunları net olarak görebiliyor ve analiz edebiliyor olacağız. Bu da hisselerimizde temel ve teknik analizi yaptıktan sonra konjektür analizini yapıp iyi bir inceleme gerçekleştirdikten sonra mutlaka hem alırken hem satarken kontrol etmemiz gereken bir husustur ve mutlaka hissenin içerisinde dururken haftada bir kere kontrol etmemiz gereken önemli bir nokta pay alım satım bildirimleridir. Çünkü şirketimizin temeli tekniği ne kadar iyi olursa olsun eğer şirkette büyük bir satış baskısı varsa fiyatlar düşmeye iyi bir alım baskısı varsa da fiyatlar çıkmaya mahkumdur. Bu yüzden burayı mutlaka inceleyelim. İncelemeyi unutmayalım. Bu arada sizden şunun için özür diliyorum. Sesim kısık biraz. Bu yüzden kötü gelebilir. Bunun için özür diliyorum. Kap kullanımı eğitim serisi geciktiği için bir kere daha sizden özür dilerim. Kap kullanımı eğitim serisi en kısa sürede çıkartacağım ama bildiğiniz gibi bizim çıkarttığımız eğitimler A'dan Z'ye 70-80 videodan oluşan ve atlanan hiçbir noktası olmasını istemediğim için Biraz fazla detaya iniyorum fazla detaya inince de Liste uzuyor Bunları haftalara bölmem ve planlama süreci biraz uzamış oluyor Ama bu hafta içerisinde artık Kap kullanım eğitim serisinin ilk videosuyla birlikte olacağız Bir diğer hatırlatmak istediğim önemli nokta katıl tarafıyla ilgili Katılda bildiğiniz gibi size sözünü vermiştim 10-15 gün önce Muazzam bir Profesyonel Trade eğitim serisi çıkıyor. Hem kriptolarda yapabileceğiniz hem borsada yapabileceğiniz muazzam bir gerçekten profesyonelce yapabileceğiniz A'dan Z'ye her noktasını bilebileceğiniz bir trade eğitim serisi çıkartacağım ve içerisinde uygulamalı örnekler de yapacağız. Bunu yüzden bunun da baştan savma olmaması için birkaç gün içerisinde başlayacağız. Aynı zamanda katıl tarafında hisse incelemelerine yayınlarımıza da başlayacağız. Katılda yerinizi almanızı size tavsiye ederim. Özellikle trade eğitim serisini profesyonelce trade yapabilmek için kaçırmamanızı sizlere tavsiye ederim. Kanala abone olup beğeni butonuna bastıysanız hemen videoya geçelim. Öncelikle ilk baktığımız şirkette en Enka inşaatı görüyoruz. Burada yine aslında soyattan tanıyacağımız Ömer Sinan Taray. Mehmet Sinan Taray'dı galiba bizim incelediğimiz. Şu an şirket ortağı olduğunu Şarık Ömer Tara olarak görebiliyoruz. Aşağı indiğimizde paylarını 0.218'den 0.219'a getirdiğini görebiliyoruz. Burada saç taşımacılıktayız. Egemen Döbe'nin paylarına baktığımız zaman %5.68'den 5.76'ya çıkarttığını yani yine bir alımla karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz. Devam ettiğimiz zaman yine bir pay alım satım bildiriminde Avrasya Gayrimenkul Ortaklığı görüyoruz ve burada payların %29.62'den 30.36'ya çıktığını Avrasya tarafında görebiliyoruz. Devam ettiğimiz zaman yine burada bakın Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding'i görüyoruz. %14 olan payların %10.14 olan payların %10.36'ya çıktığını görebiliyoruz. Gayet iyi. Hemen devam ettiğimizde burada gördüğümüz şirket bu sefer Carrefour olarak karşımıza çıkıyor. Carrefour'a baktığımız zaman %37.18 olan payların %37.17'ye indirildiğini çok çok minimallik bir satışla karşı karşıya kaldığımızı görebiliyoruz. Hızlıca devam ediyorum ki videoda çok sürenizi almayayım ve bütün şirket şirketleri tek tek gösterebileyim. Çünkü hanginizde hangi şirket olduğunu bilemiyoruz ne yazık ki. Bu arada katıl tarafında yapacağım hisse senedi analizlerinde temel, teknik, piyasa, konjektür, kaplı içerisindeki alım satımlar hepsine bakıyor olacağız. Bunu yine size bildirimlerini paylaşacağım. Profesyonel Trade eğitim serisinin de içeriğini de yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Beklemede kalmaya devam edin. Özellikle de eğitim serileri çıkarttığım zaman bu kap olsun, psikoloji olsun, kademe takas analizi olsun, profesyonel trade eğitim serisi olsun fark etmez. Hepsi A'dan Z'ye boş kalmayacak olmayacak hiçbir nokta olmayana kadar dolu olmasını istediğim ve piyasada analist olarak gezen ekonomi mezunları finans mezunlarından çok daha iyi seviyelerde öğrenmenizi istediğim için buraları detaylandırıyorum. Bu da süreci uzatıyor. Çok çok özür dilerim. Hemen devam ettiğimde Panora Gayrimenkül'de Zekeriya Fındıklıoğlu'nda %0.15'den %0.16'ya bir pay artışı olduğunu görüyoruz. Enkaya devam ettiğimizde bakın burada görmüştük doğru tahmin etmişiz. Mehmet Sinan yani yönetim kurulu başkanının 0.464 olan paylarını 4.66'ya çıkarttığını görebiliyoruz. Devam ettiğimiz zaman Yine Reysaş'a geliyoruz. Tabii ki tarihler değişiyor. Yine Egemen Döven'i görüyoruz. Aşağı geldiğimiz zaman 5.76 olan payları 5.81'e çıkarttığımızı tarihin 10 Mart olduğunu görebiliyoruz. Hemen Arsan'la devam ediyorum. Arsan'a geldiğim zaman Alişan Kıra'nın yönetim kurulu başkanı olduğunu görüyorum. Arsan Tekstil'de. Şöyle aşağı geldiğimiz zaman paylarına bakalım. %7.39 olan payları yani %40 dersek, 7.40 dersek %7.56'ya çıkarttığını ortalama %0.17'lik bir alım gerçekleştiğini görebiliyoruz. Hemen Aksa'yla devam ediyor bahsediyoruz. Aksa Akrili'ye baktığımız zaman Emniyet Ticaret ve Sanayi AŞ, Izel yönetim kurulu başkanının alımını görüyoruz. yüzde %20-37 olan payları yüzde %20 %20-39.4'e çıkartın. Yani yüzde %0.2'lik bir alım gerçek, 0.02'lik bir alım gerçekleştirdiğimizi görebiliyoruz. Hemen devam ettiğimizde yine Panora Gayrimenkul görüyoruz ama şöyle aşağıda tarihimize baktığımız zaman Artık 11 Mart'a geldiğimizi görebiliyoruz Şöyle baktığımızda Zekeriya Fındıklıoğlu'nun yine aynı kişinin olduğunu görebiliyoruz Paylarını 0,16 buçuktan çıkarttığını görebiliyoruz yani yine Bir pay artımıyla karşı karşıyayız Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir noktada yine bakın Panora gayrimenkul yatırım ortaklığı Diğerlerinde de gördüğümüz gibi İnşaat ve gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinde Bu ara ciddi bir pay toplama seziyorum Bunun daha detaylı bir incelemesini gerçekleştireceğim Şirketlerin geri alımına bakacağım Patronların alımına bakacağım. Fonların ortalama oran arttırmasını da kontrol edeceğim. Ve size bu hafta içinde çok detaylı bir GEO'lar ve inşaat şirketleriyle ilgili bir nokta çıkartacağım. Bir burada sizlere konu çıkartıp anlatmış olacağım. GEO'larda ve inşaat şirketlerine bir hareketlenme olabilir. Bu konut fiyatlarının artmasının bu GEO şirketlerine çünkü geçen incelemiştik hatırlarsanız videomuzda. Konut fiyat endeksinin 2 senede 2'ye 2.5'a katladığını görmüştük. Bunların yavaş yavaş GEO'lara ve inşaat sektörlerine yansıyacağını düşünenlerin GEO ve inşaat sektörü toplama gibi bir durumu olabilir. Bir konut kredilerinde, konut faizlerinde daha da bir düşürmeye gidilip ve bu sayede daha fazla konut satılacağı için bu şirketler yine toplanıyor olabilir. Bunlarla ilgili detaylı bir inceleme yapıp, detaylı bir araştırma yapıp sizlere de videosunu çekeceğim. Mutlaka takipte kalın. Kanala abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Devam ettiğimiz zaman şöyle görüyoruz yine Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda bakın payları %8.06'dan 8.5'a çıkarttığını yani ortalama %0.5'lik yüzde yarımlık bir pay alımıyla karşı karşıyayız. Şimdi burada 3 tane de bildirimimizde hisselerin kendi geri alımlarını göreceğiz. İlk başta Kervan Gıdayı görüyoruz. Kervan Gıda'da şöyle aşağı indiğimizde 2021'in 7. ayından beri bir pay alımı söz konusu. En son bildirimine doğru iniyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şirketlerin kendi paylarını geri toplaması demek şirketlerine güvendikleri için biz sattığımız payları geri alıyoruz. Şirketlerimize güveniyoruz algısı vermektir ve fiyat istikrarını sağlamakta burada bir başka önemli noktadır. Kervan Gıda'da baktığımızda ayın 11'inde yani dün baktığımız zaman ortalama %0.001'den birçok kez toplamış. Yani ortalama 0.01'lik bir alım gerçekleştirmiş ve burada önemli olan nokta bunu günlerce yapıyor. Her gün belli bir miktarda Kervan Gıda hissesini geri topluyor ki burada mesela bakın arada 6 gün girmiş. Bunların girmemesi, gerekirse daha azalması ama istikrarı sağlamak için her gün alması daha önemli. Burada yapılan şey şirket sürekli kendi paylarından bir miktar geri alıyor ve şirketine güvendiğini, şirketini elinden çıkartmamak istediğini, şirketini satıp kaçmak istemediği algısını vererek güven oluşturuyor. Hem alım gerçekleştiği için düşmesini zorlaştırıyor hem de istikrar ve güven oluşturmuş oluyor. Lokman Hekim'e yine geldiğimizde aynı senaryoyla birebir karşı karşıyayız. Lokman Hekim'de de şöyle baktığımızda ayın 11'indeki pay alımlarına şöyle incelediğimiz ama bakın epey bir pay alımıyla karşı karşıya kaldığımızı görebiliyoruz. Şuradaki yüzdelik dirimleri de toplayarak ilerleyebiliriz. Bir diğer hissemiz yani son hissemize baktı. Kervangı'da Lokman Hekim. Şimdi Orge enerjideyiz. Orge'ye geldiğimizde Orge çok uzun süredir bu işi yapmıyor. 2020'nin 10. ayında bir denemiş. son 2022 Şubat 10 17'ye kadar bir daha yapmamış 2022 Şubat 17'den sonra 18 22 23 şimdi Mart 11'de de bir gerçekleştirme sağlamış Diğerleri gibi 0.01'den sürekli almak yerine Doğrudan 0.1'lik bir alım gerçekleştirmiş hatta 0.1 buçukluk bir alım gerçekleştirmiş 11 Mart'ta orge Kendi hisselerini geri almak suretiyle bu da yine şirketine güveni ve istikrarı arttıracaktır Piyasada genel olarak gördüğümüz yön pay satımıyla neredeyse karşı karşıya değiliz. Özellikle Türk borsalarının çok ucuz kalması zaten patronların ve yatırımcıların hisse satmamasına yol açıyor. Bu yüzden kapta 10-12 taneye yakın bildirim inceledik ve hepsinde pay alımıyla karşı karşıyaydık. Özellikle gayrimenkul yatırım ortakları ve inşaat sektöründe ağırlıklı olduğumuzu görebiliyorduk. Dediğim gibi bunun zaten incelemesini yapıp size videolarını çekeceğim. Ama gördüğümüz gibi de patron satışıyla neredeyse karşı karşıya değiliz. Hissesini satan yok. Borsalar ucuz olduğu için genel olarak alıcılı bir havadayız. Şirket bazlı da hangi şirketlerde ne kadar alım yapıldığını ne kadar yüzdesel alım yapıldığını da görmüş olduk. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olarak, zil bildirimini atarak ve beğeni butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.